Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi biz bir önceki videomuzda full adder yapmıştık. Bugün de for bit adder, yani 4 bit toplayıcı yapacağız. Şimdi 4 bit toplayıcı nasıl yapabiliriz? Öncelikle analiz etmemiz lazım nasıl yapacağımızı. Yapalım. 4 bitlik bir sayımız olsun. A0, A1, A2, A3. 0. bit, 1. bit, 2. bit, 3. bit. Yani toplam 4 bitimiz var. Bir de B sayımız olsun. B0, B1, B2, B3. Bunları toplayacağım. A0 ile B0'ın toplamı S0 olsun. Ve benim bu toplamdan elde ettiğim bir fazlalığım olsun. Bu fazlalığın çıktısı C0 olsun. C0'ı buraya yazdım. Şimdi C0, A1 ve B1'in toplamı da S1 diyorum. Bu toplamın fazlalığına da C1 diyorum. C1'i de buraya sokuyorum. C1, A2, C1, A2 ve B2'nin toplamı S2 olsun diyorum. Bunun fazlalığı C2 olarak buna girsin diyorum. C2, A3 ve B3'ün toplamına da S3 olsun diyorum. Bunun fazlalığına da C3 olsun diyorum. Bu fazlalıkta direkt olarak tabii ki buraya gelecek. Şimdi ben bunu yapacağım. Öncelikle şunu hatırlatayım. Bir full adder'ın kaç tane giriş olması gerekiyor? 3 tane. Kaç tane çıktısı olacak? 2 tane. Biri toplam, biri de fazlalık. 3 tane de A, B, C girişleri olsun. Şimdi ben 4 bit'e toplamak istiyorsam ve 4 tane birden. Kaçarlı toplama yapıyorum? 2 mi 3 mü? 3'erli yapıyorum. O zaman ne yapacağım? 4 tane benim full adder'ım olacak. Tam toplayacağım. Bunların her biri full adder. Şimdi bu ilk yazdığım sıfırıncısı olsun. 0, 1, 2, 3. Sıfırıncı biti toplasın. Sıfırıncı bitleri. Birinci bitleri toplasın. İkinci bitleri toplasın. Üçüncü bitleri toplasın. Sıfırıncı biti toplayana bakıyorum. Girenler ne? A0, B0. Yazıyorum buraya. Bir tane A0, bir tane B0 girmiş. Çıktısı ne? S0. S0. Buradan bir de fazlalık çıktığımız var. Bu fazlalık çıktığımız neye girecek? Diğer full adder'a girecek. O zaman buradan bir ok çekiyorum. Buraya C0 diyorum. Diğer ikinci full adder'a ne giriyor? A1, B1 giriyor. Peki bunun çıktısı ne? S1. Yani buradan bir tane de S1 çıkacak output olarak. Bunun dışında buradan bir çıktı daha var. O da ne? Fazlalık çıktısı. O da ne? C1. C1'de nereye girecek? Diğer full adder'a. Bu Fred'in girişlerine bakıyorum. Bunun girişleri de ne? A2, B2. Çıktısı ne? S2. Bir de bunun ne çıktısı vardı? Fazlalık çıktısı vardı. O da diğer Fred'e girecek. Onu da yazdım. Son Fred'in girdilerine A3, B3. Bunun çıktıları ne? S3. Bu toplam. Bir de bunun fazlalık çıktısı var. Onu da direkt output'un yanına yazabilirim. C3. Şimdi ben bunları yazdım. Burada full adder 3 tane giriyor, 2 tane çıkıyor. 1 2 3 tane giriyor, 1 2 tane çıkıyor. 1 2 3 tane giriyor, 1 2 tane çıkıyor. 1 2 giriyor, 2 çıkıyor. Şimdi benim full adder dediğim şey yukarıda da gösterdiğim gibi daha önceki videoda da anlattığım üzere 3 giriş olması gerekiyor. O zaman ben buraya direkt sadece 0 sokuyorum. Full adder tamamlansın diye. Devrem tamamlanmış oldu. Bu devre for bit adder. Yani 4 bit toplayıcı. Şimdi bunu bilgisayarda programda yazmaya çalışalım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. For bit adder yapıyorduk. Şeklimizi açalım. Köşede dursun. Zaten sistemimizde full adder'lar
duruyor olması lazım. Aynen duruyor. Ne yapıyoruz? Sağ tıklayıp New Source. Bu sefer yapacağım şey ne? 4 bit toplayıcı. For 4 bit adder. Şimdi ne yapacağım? Ben 4 bit adder yapıyorsam kaç tane girişim olacak? 1, 2, 3, 4 tane girişim olacak. Bunları ister şöyle bas olarak 3'e 0, 4 olarak tanımlayabiliriz. İstersek tek tek de yazabiliriz. Ben böyle yazmayı tercih ediyorum. Onun dışında çıktılarımız kaç tane olacak? S. Şöyle yapalım. S olsun. Bu da ne? Out. Kaç tane C'mizin çıktısı var? 1, 2, 3, 4. 3 bitte S çıktığımız var. Şimdi A3, B3, A2, B2, A1, B1, A0, B0, S0, S1, S2, S3. Buraya input olarak tanımlamıyorum. Buraya direkt 0 olarak sistemde kendim vereceğim. Ona gerek yok. Burayı da ister tanımlayabilirim, istemesem tanımlayabilirim. Tanımlayalım biz. Tanımlamasak da olur. Bunu da out dedik. Devrimize basıyoruz. Şimdi geldik. Önce for bit adder'ı buradan tab modül yapıyoruz. Geri işlemler yapabildiğimiz için çünkü. Bizim kullandığımız komponentler neler bunun içinde? Fuller kullanacağız. 4 tane. O zaman ne yapıyoruz? Fuller'ın kodlarını bizim içinde kullanacağımız şekilde ayarlamamız lazım. Küçülmüyor ama neyse şöyle dursun şurada. Şöyle yapalım. Fuller'ı açıyorum. Burada neye kopyalıyorduk? Entity kısmını. Çünkü entity fuller'a giren ve çıkan değerlerle ilgilenir sadece. Portlarla ilgilenir. Onu biz forbid adder'ın architecture'ın içerisine yapıştırıyoruz. Mimarisinin içine. Entity silip component biz de siliyoruz. Fuller yerine component yazdım. Şimdi kaç tane folder kullanacağım? 4 tane. O zaman ben şöyle yapayım. Folder A1. Folder aynı isminin birebir yazmaya dikkat etmemiz lazım. Yoksa çalışmaz sistem. Portmez. Bundan 4 tane olacak. Buna 2 dedim. Buna 3 dedim. Buna 4 dedim. Şimdi bir tık daha aşağı indirelim. Tamam, çok güzel. Bizim sistemimizde 4 tane girişimiz var. Toplam 8 tane girişimiz var. 4-5 tane çıktığımız var. Peki biz aradaki bir C0, C1'leri nereye tanımlayacağız? Şimdi bizim devremiz bu olacak. Tamam, ama biz for bit adder dediğimiz zaman, 4 bit toplayıcı dediğimiz zaman bizim devremiz aslında kapalı bir kutu olarak düşünürsek şöyle bir devre. Buranın içinde adam ne olduğuyla ilgilenmiyor. Diyor ki devremin 8 tane girişim var. Bu kadar çıktım olacak. İçeridekileri bilmiyorum. Bunun için biz içeridekileri ekstradan input olarak tanımlayamayız. Bir işlemden çıkıp başka bir işleme girdiği için buna sinyal olarak tanımlayacağız. Onları da bir sinyal olarak tanımlayalım. Sıfırı bir sinyal olarak tanımlamamıza gerek yok. Sıfır sıfırdır. C2 önce şöyle yapıyoruz. Signal C0. Onları da büyük yazalım. C0 virgül C1 virgül C2 STD hiç. Olmadı. Bu mavi olursa anlarız şeyin çalışmadığını. Şöyle yapalım. Tamam, şimdi sinyallerimi de tanımladım. C0, C1, C2. C3'ü de sinyal olarak tanımlayabilirim ama out olarak tanımladığım için gerek yok. Böyle yapalım. Şimdi fuller 1. Ben şunu fuller 1 olarak seçmiştim. Bunun girişlerim neler? A0, B0 ve 0 olarak giriyor. Tamam, ama biz bunu komponentini normal devrede nasıl kullandık? X, Y, Z
olarak demişiz. Tamam, inputların sırası önemlidir ama S ve C'nin sırası önemli. O zaman ben ilk olarak A 0. Bu arada basta olduğu zaman parantez içerisinde böyle gösterilir. A'nın 0. biti virgül, B'nin 0. biti virgül. 0'ı gösterirken böyle göstermek zorundayım. Böyle girdi diye. Buranın çıktısı S 0 ve çıktı C 0 sinyali. Şimdi birincisinden çıktım. İkincisine gireceğim. İkincisine girerken nelerim giriyor? Yine aynı sırada devam edelim. A1 virgül B1 virgül. A1'i soktum, B1'i soktum. Sırada ne var? C0. C0 virgül. Inputlarımı soktum şuraya. Şimdi sırada ne var? Sum, S toplam ve carry fazlalık. Şimdi bunları yazacağım. Bunun çıktısı sum ne? Toplamı S1. Fazlalığı C1. Sırada önce S geldiği için yine aynı şekilde S1 yazıyoruz. C1'i yazıyoruz. Şimdi burada S var. Burada da S var. Hani karışmıyor mu diye aklınıza bir soru işareti gelebilir. Devre dışarıdakine bakar. Yani senin ilk tanımladığına bakar. İçinde yazdığın komponentler içinde yazdığın komponentlerle ilgilenmez. İlgilenmez dedim, şu şekilde ilgilenmez yani. Hani ben buraya S yazmışım. Devre önce ana devreyi alır. Ana devrenin girişini kontrol eder. Bu içinde kullandığı komponentler, şuradakiler. O yüzden onlara takılmaz. Kafanız karışmaz inşallah. Üçüncü fredere gel. Üçüncü fredere girenler ne? A2, B2 ve C1. A2, B2, virgül, C1. Bunları da yazdım. Çıktıları S2, C2. S sinyal olduğu için böyle output olduğu için böyle. Çünkü yukarıda vektör olarak tanımladık. 3 down to 0. Kaç bit olduğunu yazıyor burada. Bunu 4 yaparsam 5 bitlik bir çıktım olur. Ben bunu 4 bitlik yaptım. S2 boşluk. Çıktığımız ne? C2 sinyali. C2'yi biz direkt C2 olarak tanımlamıştık. Aynı şekilde S geliyor önce, sonra C geliyor. Bir alt satıra geçiyorum. Buradan son fredere geldim. Girişlerim A3, B3 ve C2. A A 3 B 3 virgül C 2 virgül. Bunun çıktısı S3. O zaman onu direkt yazıyorum. Aynı sırada. Çünkü burası gene çıktı. En sonunda bir önce S yazmam gerekiyor. S yazdım. Şimdi buranın çıktısı ne? C3. Onu da yazıyorum. Devrem bu şekilde. Bakalım doğru yazmış mıyız? Sentez dedik. Yes dedik. Bakın direkt fredirler. Fredirlerin içindeki half fredirler direkt sisteme geldi. Buraya. 4 tane kullandığımı göstermek için. Failed dedi. Neden failed dedi? Bakalım. Undefined symbol C. Last report in this block. Evet. Biz burada C1'e parantez konuşuyoruz. C1 diye tanımda hiçbir şey yok parantez içerisinde. Parantezsiz zannet tanımı var. Orada bir dikkatsizlik yapıp hata yapmışız. Tekrar sağ tıklayıp bir run dedik. Bekliyoruz. Bu sefer çalıştı. Bakalım successful warning'imiz var mı? Yok. Tamam. Bir şematiğine bakalım. Bakın. 3, 4 bit A'dan girmiş. 4 bit B'den çıkmış. 4 bit S çıkmış. Bir de fazladan carry dediğimiz yani tam olarak devrimizin neredeyse birebir aynısı. Şuranın hepsini kutu olarak düşünürsek 4 bit A, 4 bit B'ye giriyor. 4 bit S çıkıyor. C çıkıyor. Tamam. Şimdi bunun üzerine iki defa sol tıkladığım zaman devrim açılıyor. Ben burada bus yani yolları kullandığım için burada tek fredir gibi gösteriyor. Ama aslında tek fredir de yok burada. Burada toplam 4 tane fredir var. Onları bus olarak kullandığınız zaman
Devre biraz daha basit halinde gösterebilirim. Daha kompleks göstermez. Direkt basit bir halinde böyle bu şekilde gösterir. Baz kullanmam amacı test pencini yazacağız birazdan. Test pencini yazarken kolaylık olması. Yoksa diğer türlü gerçekten zahmet veriyor. Şimdi devremiz bu şekilde. Bunun bir test pencini yapalım. Bakalım doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. For bit direkt header test diyelim. For bit header test seçeneğine tıkladım. Finish dedim. Bekliyoruz. Aşağı iniyorum. Gene ilk değerlerini sıfır olarak vermiş. ABB inputlarının, outputların neler olduğunu yazmış. Biz bir önceki videomda bahsettiğim gibi burada clock kullanmayacağımız için burayı comment satırı yani yorum satırı haline getiriyoruz. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Tekrar bir clock satırı daha. Biz bunları kullanmayacağız. Devam ediyorum. Clock kullanmayacağız. O yüzden bunları yorum satırı haline getirdim. Şimdi benim girişlerim neydi? A, B. A ve B girişlerim. Bunları test pencini yazarken şöyle yazabilirim. A eşittir. Tek olduğu zaman değerler böyle yazılır. Ama bizim A diye bahsettiğimiz şey 4 bitlik bir sayı olduğu için onları böyle yazacağım. Yoksa sistem diğer türlü program kabul etmiyor. Kopyaladım. Hatta şunu şöyle yapalım. 5, 6, 7. Daha net görmemiz açısından böyle yapıyorum. Şimdi benim A bilmiyorsam boşluk bırakmasak iyiydi aslında. Şimdi benim A sayım 4 bitlik bir sayı. O zaman ben buraya 4 tane bit yazacağım. O zaman ben ilk sayımı şöyle vereyim. 1, 0, 0, 1. Hatta şöyle yapayım. 1, 0, 1, 0. Bu ilk yazdığım bit benim şurada yapacağım A0 bitim. Burada yazdığım 1, buradaki A1 bitim. Burada yazdığım 0, buradaki A2 bitim. Burada yazdığım 1 de buradaki A3 bitim. Bunu yazmanın kolaylığı bu. Eğer diğer türlü olsaydı eğer tek tek alt alta sırf A için 4 tane yazacaktık, B için 4 tane yazacaktık. Bu sefer hem görsel olarak daha kötü olacaktı hem daha zahmetli olacaktı. B'yi de aynısı yazalım. Bu sefer A'yı 1 1 1 1 B'yi de 0 1 0 1 A'yı da şöyle yapalım. 1 0 0 0 B'yi de 1 0 0 0 aynı sayı toplansın. Burada 0 1 0 0 burada 1 1 0 0 olsun. 0 1 0 1 1 0 1 0 kafama göre değerler veriyorum ya. 0 0 0 0 burada 0 1 olsun. 1 1 1 1 1 0 0 1 olsun. Şimdi test pencimi yazdım. Geldim buraya. Zaten şunları bir düzeltelim, toplayalım. Check syntax diye bir kontrol edelim sistemimiz çalışıp çalışmadığını. Çalışıyor. Error yok. Warning gibi yok. Çok güzel. Sinyalde şimdi kontrol edeceğiz. Geldi. Şimdi burada baslar olarak tamamlamış için A 3'ten 0'a, B 3'ten 0'a, S 3'ten 0'a. Bunları isterseniz şu şekilde açabilirsiniz. Biraz daha karmaşık olabiliyor. Yani görsel kendi tercihinizdir. Ben şöyle bakacağım. Geliyorum. A3, B3 toplamları 0. Sağa kaydediyorum. 100 nanosaniye. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. İkisini topladım. 0 ile 0 topladım. 0. 1 ile 1'i topladım. 0. Elde var 1. Onu sola attık. 0 ile 0 toplandı. Elde var 1 aldık. 1 buraya geldi. Son bit. 1 ile 1'i topladım. 0. Elde kalan 1 de hop en başa. Bu 1 şurada olacak. Biz C3'ü
S'ten ayrı olarak tanımladığımız için alt satırı da gösteriyor. Onu istersek düzeltebiliriz. Tekrar kayıyorum sağa. 100 nanosaniye sonra değişti. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Topladım. 1 ile 1'i topladım. 0. Elde var 1. Hop, bir üste çıktım. 1 ile 0'ı topladım. 1. Elde var 1'di. Toplamı 0 oldu. Bir fazlalığım var. Bu fazlalığım bir sonraki bite gidecek. 1 ile 1 toplamı 0. Bir, bir daha geldi 1. Şimdi bir fazlalığımız da bir sonrakine gidecek. 1 0'ın toplamı 1. Fazlalığımı topladım. 0 elde olan da dışarı geldi. Şöyle bakalım. 0'a 0'ın toplamı 0. 0'a 0'ın toplamı 0. 1'e 1'in toplamı 0. Fazlalığım 1. Bir sonraki bite gitti. 1 0 1'in toplamı da 0. Oradan çıkan fazlalık da son bite gitti. Arkadaşlar devremiz şu an çalışmakta. Umarım yardımcı olabilmişimdir.